Günaydın canlarım. Bebeklerim, bir tanelerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a şükürler olsun, ben iyiyim. Gördüğünüz gibi bulaşık makinemde bulaşıklarım tertemiz gıcır gıcır yıkandılar. Beni yerleştirin diyorlar. Bunları yerleştireceğim. Evlerimi toparladım. Fanton süpürgemle bir şöyle süpürdüm. Hani bakalım trenine gel. Tren yapmış. Vay vay vay. Çınar'ın trenine bakın. Kocaman olmuş. Çok güzel olmuş. Tamam anneciğim, orada televizyon çalışıyor. Kapatmak zorunda kalırım şimdi orada durursam. Bulaşık makinesini falan boşaltacağım kızlar. Taksitlerim var yatması gereken. Ev kura falan uğrayacağım. Gideceğim. Normalde şu dolapların içlerini silecektim. Çok yani bir şevkliyim, hevesliyim. Sileceğim. Bir an önce aradan çıksın istiyorum. Ama bugün taksitleri falan yatıracağım. Bugün pazartesi mi? Evet, bugün pazartesi değil mi? Pazartesi. Yarın diyorum dolapları silerim. Çarşamba günü pazara gideceğim. Çarşamba günü akşamüstü camlara girişmeyi düşünüyorum. Allah nasip ederse, bir sıkıntı çıkmazsa. Bu video kızlar market alışverişi videosu olacak. Çünkü bugün büyük ihtimal market alışverişi yapacaktık. Dün yapacaktık aslında da misafir olunca yapamadık. Bugün yapacağız. Market alışverişi videosu olsun istediğim için uzatmak istemiyorum. O zaman görüşürüz. Evet kızlar, ben hazırlandım. Zaten biliyorsunuz merkezi yerde oturuyoruz. Hemen evin arka tarafında 5 dakikalık yol mesafesinde ev kura gideceğim. Dur anneciğim bebeğim. Dur bebeğim. Ama gideceğiz şimdi aşkım. İyi, gitmeyelim o zaman Çınar, sen çekilmezsen. Şöyle kızlar, su yeşili bir tane pantolonum vardı. Onu giydim. Altıma şu şekilde dar paça, kısa paçalardan böyle su yeşili pantolonumu giydim kızlar, şu şekilde. Üzerime de dün evde giydiğim gömleği giydim. Çünkü diğer gömleklerim yıkanacak. Ben yazın genelde böyle bu tarz gömlekleri giymeyi çok seviyorum. Beyaz siyah, beyaz örne üzerine siyah puantiyeli gömleğimi giydim. Su yeşili pantolonun üstüne. Ayaklarıma da ne giyeceğim bilmiyorum. Bakmam gerekiyor. Aslında parmak arası terliklerimi takıp çıkabilirim ama biraz bugün hava iyi, güneşli de terlikte pek çıkmak istemedim şu an. Kafamda yine bandanam var kızlar. Dediğim gibi ben yazın genelde hep takıyorum. Derli toplu oluyor. Saçlarımı aslında salabilirdim ama kirli olduğu için, yani bugün inşallah duş alacağım. 2 gündür alamadım. Kirli olduğu için salmak istemedim. Böyle topladım yine tepeden. Bu şekilde kızlar, Çınar Sufo giydireceğim şimdi. Neyse, video çok uzamasın çünkü alışveriş videosu ekleyeceğim. Bu arada dün misafirlerimiz Leyla ablalar da şöyle El Siva'dan güzel bir tişört almışlar Çınar Sufo hediye. Göstereyim onu da. Bu şekilde. Aslında 5-6 yaş almışlar ama biraz küçük gibi geldi. Ben bunu da götüreyim. Olmazsa bunu da değiştireyim kızlar. Olabilir. Bunu değiştirip büyük alabilirim. Öyle yapacağım. Bunu değiştireceğim. Daha büyük bir şey alacağım. Küçük gözüktü şimdi gözüme benim. Bunu değiştiririm. Bir de bunu da götüreyim. Öyle kızlar. Şimdilik görüşürüz. Giydirdim tişörtü de, bence gayet boyutu falan iyi oldu. Çekerse de yapacak bir şey yok. Şöyle önünde canavar gibi bir şeyler var. Altına da Çınar'cığım gel, ablalar görsün. Gel, eşofmanı da gösterelim. Eşofmanı zaten vardı. Altına da Spiderman'lı eşofmanını giydirdim. Çınar da böyle oldu. Biz şimdi çıkıyoruz kızlar. Kızlar, biz işlerimizi hallettik. Oturduk parka. Oğlumla dondurma keyif yapıyoruz. Ben dondurma keyfini çıkıyorum acaba. Dondurma keyfini. Dondurma. Eve görüşürüz birazdan, görüşürüz. Çınar arabalara bindirdim kızlar. Her bu parka her zaman gelsek biniyor. Geldim.
Kızlar biz geldik. Şöyle bir tane telefon kabı aldım kendime. Böyle bir kapaklı telefon kabı istiyordum. Şu şekilde. Şöyle tutuluyor şu taraftan. Bu arada benim telefonum Samsung J7 kızlar. Çok memnunum telefonumdan. Yani şöyleydi kullandığım telefon kabı. Şu şekilde kapaksızdı. Ben bundan da çok memnunum. Bunu 15 liraya almıştım. Bayağı sağlam. Sadece şuralarım biraz gitti. Ama biraz kapaklı kullanmak istiyorum kızlar. Bu aralar video çektiğim için telefonla telefonu çok fazla düşürüyorum. Tak 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 oradan düşüyor, tezgahtan düşüyor. Biraz kollasın gibisine biraz daha koruyucu olsun. İç, koruyucu olması için böyle kapaklı bir kap istedim. Bu da pembeydi zaten. Bunu da pembe aldım. Şu 15 liraydı kızlar. 15 liraya almıştım. Şurada 25 lira dediler. 20 liradan aldım. Böyle hoşuma gitti. Çok güzel duruyor. Mesela tuş kilidine bastığınız zaman falan ekrandan saati, çağrıları falan gösteriyor. Her neyse. Bizim bir tane abi var. Avon satıyor dışarıda. Sipariş falan da verebiliyorsunuz. Ben de Avon'un ürünlerini seviyorum. Daha önceden de Avon Oriflame falan satıyordum. Kullanıyorum da hala. O yüzden ondan bir yüz kremi sipariş verdim. Daha önce de kullanıyordum. Benim kullandığım krem, yüz kremi şuydu kızlar. Şu Karen'in, Avon Karen'in yüz kremini kullanıyordum ben. Bitti. Bayağıdır da o kremi arıyorum ben. Çok hoşuma gidiyor. Nemlendirmesi falan çok güzel. Yine ondan söyledim. Şeyden söyledim. Bu sefer salatalık ve yeşil çay özleri içeren olandan söyledim. Ve fiyatı şaka gibi 7,25'e düşmüş. Ben o zaman aldığımda 14 lira falandı. Şaka gibi yani. 7,25. Bir tane söyledim. Adam numarasını verdi. Başka abla da dergiye bakmak istersin dedi. Dergi de verdi. Sipariş falan verecek olursam, ek yapacak olursam söyleyeceğim. Daha dergiye bakmadım. Bakacağım kızlar. Şey falan almayı düşünüyorum. Gratis'e uğradım bugün. Her zaman kullandığım Nivea'nın köpüklerinden falan, BB kremlerinden falan alacaktım. Krem dediğim BB sularından falan alacaktım. Ben normalde onları hep 10'ar liradan alıyordum kızlar. Yani müthiş pahalı. 15 lira diyor. Yani 5 lira fark var arasında. O yüzden almadım. Ona bakacağım. Hoşuma giderse fiyatlar da böyle 7,95, 10 lira, 9 lira. Beğendiğim bir şeyler olursa söyleyeceğim. Adama siparişi ek yaptıracağım. Şöyle. Çınar Yusuf'a şunları aldım. Böyle bir çocuk mağazası vardı. Çarşı pazar diye. Çocuk kıyafetleri vardı içinde. Şöyle yaz geldi artık biliyorsunuz. Hep şort giydiriyoruz çocuklara. Tiril tiril. Ben genelde penye olanları tercih ediyorum kızlar. Bu böyle katır katır. Tamam keten şortlar falan da güzel oluyor. Benim oğlumun da çok fazla var ama bence bunlar daha sağlıklı. Yani bir de erkek çocuğu için daha rahat oluyor bence. Böyle bir tane şort aldım kızlar. 7,5 liraydı sanırım. Ya 7 lira ya 7,5 liraydı. Böyle lastikli. Şort aldım. Onun üzerine de takım olsun diye. Aynı renk almak istemedim. Bu olmasın dedim. Onun üzerine de kızlar şöyle göstereyim. Şu şekilde de takım yaptım. Şöyle. Üzerine de aynı şeyden var işte neyse bu artık. Adı dinozor herhalde. Böyle bir takım yapayım dedim. İkisini giydiririm dedim yani. Üstünde şöyle sade göstermem gerekirse. Şöyle japonik kol kızlar. Yakası şöyle mavili baskılı yumuşacık kızlar o kadar güzel ki kumaşı penye yumuşacık ince tiril tiril çocuğu terletmez üzerine de böyle bir şey aldım yani şöyle ikisini takım yaptım böyle canlar yani kendime bir gömlek baktım fiyatı falan da uygun da hoşuma da gitti aslında ama yani gömlek böyle şeydi ya yani ince değil de kumaşı kalın
kumaştı. Sanki böyle naylonsu karışımıydı. O beni terletecekmiş gibi düşündüm ve almadım. Telefon kapım çok hoşuma gitti. Bu arada telefonumun ekran hani camları oluyor ya. Ekran camım çatladı. Geçen gün düşürdüm ve benim daha telefonumun yeni aldım kızlar. Daha önceden de Samsung ne vardı? E7 mi? E7 miydi? Öyle bir şey vardı. O kırıldı, bozuldu, kullanamayacak duruma geldi. Bunu yeni aldım yani. Dikkatli kullanmam gerekiyor. Telefonlar biliyorsunuz fiyatları çok uçuk. Böyle çok hoşuma gitti. Harika duruyor telefonu taktığım zaman. Bir de cam taktırdım telefonu. 10 liraya da cam taktırdım. Evkura uğradım kızlar, taksitimi yatırdım. Laptop fiyatlarına baktım. Lenovo'nun laptopları indirimdeymiş şu an. Yani indirimli fiyatı da 2 küsür yani. 2 milyar diyorlar. Düşünsenize ya. 2 milyar. 2 milyardan kapı açıyorlar. Bilmiyorum. Artık nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Bilmiyorum kızlar. 88-88 taksitlerine ek yaparız abla dediler. O şekilde oluyormuş. Artık eşimle bir akşam konuşacağım. Ne yapalım? Yemek yapmayacağım kızlar. Bugün yemeğim var. Eşim gelir gelmez hemen market alışverişine gideceğiz büyük ihtimal. Market alışverişi yapacağız. Öyle yani. Evet kızlar. Merhabalar. Market alışverişimizi yaptık. Geldik. Çok büyük bir market alışverişi değil kızlar. Çünkü Allah'a şükür evde her şeyim var. Sadece eksik olanları aldım. Geçen ayki market alışverişim daha biraz daha büyüktü. Baklagil, undur, şekerdir. O tarz şeylerim olduğu için. Aa bak şeker derken tuzu unuttum. Tuz alacaktım unuttum. Ve tavuk almayı unuttum. Bir de ben genelde tavuğu fırsat buldukça Migros'tan alıyorum. Hemen bizim evin arkasında Migros var. Makine deterjanını yani çamaşır makinesi deterjanını tavukları falan şeyden almayı düşünüyoruz kızlar. Yani Migros'tan alacağız diye almadım burada. Şöyle önce deterjandan başlayayım mı? Şu şekilde. Bim alışverişi kızlar bu. Sırf Bim marketten aldık. Deterjandan çoğunu biliyorsunuzdur zaten. Ama bilmeyenler için veya bilmeyenler için değil, bu tarz videolardan hoşlanmayanlar için yapıyorum. İkinci market videosu. İkinci, evet. Evet, ikinci video market ile alakalı. Kızlar şunu gördüm. Bu arada bulaşık deterjanım daha bitmedi, var. Fairy kullanıyordum ama A101'de Fairy deterjan göremedim. A101'de dedim, Bim'de Fairy'di göremedim kızlar. Şunu gördüm. Desto. Ha, bayağı bir çeşidi vardı işte ne bileyim kırmızısı vardı, moru vardı, beyazı vardı. Ben bunu almak istedim. Çünkü limon kokulu diyor. Kokusuna bakacağım. Fairy'nin limonlusu var ya. Piri'nin limonlusu. Ona benziyor aynı. Bu şekilde bunu aldım. Deneyeceğim. Ya zaten elde bulaşık yıkamıyoruz sürekli. Makinemiz var da işte yapacak bir şey yok. Mecbur lazım oluyor. Şöyle kızlar yine her zamanki gibi limon kokulusunu aldım. Bazen limon kokulusunu değil de yanlışlıkla öbürünü falan aldığım da oluyor. Cifim azalmıştı ama çamaşır suyum daha bir tane full dolu var. Öbürü de full dolu sayılır. Almadım. Bir tane cif aldım. Şunu çok beğendim kızlar. Geçen ay almıştım. Güldan'ın daha doğrusu ben bunun Güldan'ın değil de A101'den şeyi alıyordum. Bu hani bunun pas ve kireç olanı var ya. Ne ya? Dolapta var mıydı? Ya biraz daha iyi markası. Şu 5,5 lira olanlar var ya ondan alıyordum hep ben sürekli. Ondan kullanıyordum. Bunun da fiyatı çok uygun geldi. Geçen ay alışverişimde aldım. Çok memnun kaldım kızlar. Hiç de bir fark yok yani. Aynı şekilde öbürü de aynı çaydanlığı tertemiz yapıyor. Bu da çaydanlığı tertemiz yapıyor. Bir tane pas ve kireç sökücü aldım. Elma sirkesi kızlar. Şunu göstereceğim ve tavsiye edeceğim. Bence bana göre her kokusu güzel. Şu an evimde pembe olanı var kullandığım. Bitti azıcık bir şey kaldı. Güzel kalıcı bir kokusu var kızlar. Tamam 3-5 gün kalıcılığı yok ama mesela ben temizlik yaptıktan sonra ev parfümü sıkmaya bayılıyorum. Böyle mis gibi kokuyor. Bu kokusuna da bayıldım kızlar. Neliymiş bu? Yağmur sonrası diyor. Yani böyle yağmur sonrası böyle bir koku olur ya. Tabii
Güzel, ben beğendim. Bu sefer böyle yeşil kapaklısını aldım. Kızlar, şunu ilk defa aldım. İlk defa deneyeceğim. AKS'nin, sanırım Ebru ablanın videolarında görmüştüm ben bu AKS'nin, ya da başkasında mı gördüm bilmiyorum. Yani illaki bir videoda gördüm ve çok memnun olduğunu söylemişti. AKS göz alıcı parlak temizlik diyor. Çam kokulu, cam temizleyici, sirkeli diyor. Diğerleri sirkeli değildi. Sadece arasında sirkeli olan buydu kızlar. Ve sirkenin etkisini, yani biliyorsunuz, harika bir etkisi var. Sırf sirkeyle bile cam silenler var ama ben silemem kızlar. Çok kokar yani sirke. Çok sevmiyorum sirke kokusunu. Ben hiçbir yemeğime, salatalarıma falan kullanmadığım için çok sevmiyorum. Böyle sirkelisini aldım. Şöyle açıp koklayacağım. Yoğun bir sirke kokusu var mı bilmiyorum da. Sirke kokusu hiç gelmiyor gibi bir şey. Çam kokusu var kızlar, harika kokuyor. Evet, ben bu arada bu AKS'nin yüzey temizleyicisini kullanıyorum. Şu an daha bir tane açılmamış paket var, almadım. Deterjan sanırım, evet, bu kadardı. Deterjanları çünkü ayrı poşete koyuyorum. Şöyle klasik kızlar servis peçetesi aldım. Camlarımı sileceğim, biliyorsunuzdur. Cam bezim vardı benim. Bir tane cam bezini ben 9 liraya mı 10 liraya mı ne almıştım. Ve yıkadıkça o katır katır oldu böyle. Sertleşti ve hiç memnun kalmadım. Silerken de memnun kalmıyordum çünkü. Neden? Silerken böyle kızlar, yani kavrayamıyorum bezi yani. Böyle yumuşacık silinmiyor. Katır 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 katır. 10 lira para verip onu almıştım. Onu sonradan ben atacağım. Yani hala tutuyorum da, çekmeceğim de atacağım. Şunu gördüm. Mr. Green'in Microfiber cam bezi diyor. Ardında hav ve iz bırakmaz, lekleri kolayca yok eder. Üstü paralı cam, televizyon ve aynalarda geçerliymiş. Açıp bakacağım. Orada açıp bakmadım. Çünkü görünümünden yumuşak bir bez oldu. Zaten anlaşılıyordu. İçinde kızlar iki tane var. Ne kadardı? Yani 4,95 mi? Yani 5 civarı bir şeydi ikisi. Yani yumuşak, güzel. Arka tarafı daha böyle değişik, sert. Ön tarafı daha böyle şey. Bilmiyorum, cam bez işte. Biri pembe, biri de sarı. Şöyle. Bakalım, camlarımızı silerken birlikte bunları deneyeceğiz. Camlarım. Bakalım şurada. 60 dereceyle yıkayabilirsiniz diyor. Şu şekilde bunlar da şöyle koyalım. Atayım şuraya. Kızlar şöyle bol bol mayonez. Ben bu mayonezi de yıllardır kullanıyorum. Seviyorum. Mayonez sonuçta, hiçbir farkı yok. Ben şu deterjanları şuradan bir alayım hemen. Deterjanları aldım kızlar masadan. Gıdalarla karışmasın diye. Şöyle bir tane her zaman aldığımdan Protex'in poşetini aldım. İşte buzdolabı poşetini. Şu şekilde açacağım. Bir tane kızlar. Ben normalde yazdan kendim kırmızı biberlerimi közlüyorum. Fırınlıyorum. Soyuyorum kabuklarını. Poşetliyorum. Güzel nofruza atıyorum. O şekilde kullanıyorum. Ama kalmadı kızlar. Ve ben bunu yoğurtlu şekilde çok seviyorum. Tüketiyorum yani. Kalmadığı için canım da çekti. Bir tane aldım. Bir tane de salatalık turşusu aldım. Kordişon. Benim koca bir bidon cam. Kordişon turşum vardı. Annemle birlikte kurmuştuk. Harikaydı. Kıtır kıtır. Taşınırken eşim arabadan indirmiş. El ele getirirken asansörün orada koca cam. Şöyle bir şey vardı kızlara. 10 kiloluk falandı yani. Kırdı. Tabii kırılınca içindeki turşuları da almadım ben. Öyle. Bir canım istedi. Böyle de bir tane salatalık turşusu aldım. Şöyle bir tane kız var. Bim'in gofretleri çok güzel. Özellikle şu kakaolusu. Muzlusunu da bir defa almıştım ama bence kakaolu çok güzel. Mesela acil bir misafiriniz geldi, bir şey oldu. Mesela kahvenin, çayın yanına koyabilirsiniz. Bir tuzlu, bir böyle mesela gofret koyabilirsiniz. Bunlar Yakup eniştenizin çekirdekleri.
Bakliyat olarak sadece kırmızı mercimeğim bitmişti. Ben de sadece kırmızı mercimek aldım. Peynirim kızlar, her zaman kullandığım tam yağlı beyaz peynirimden daha 1,5 kutu var. Bir kutusu hiç açılmamış. Biliyorsunuz dostum var ya, hiç açılmamış, bir tanesi de daha yarısına kadar duruyor. Peynir hiç almayacağım dedim. Sonradan telli peyniri ben pazardan alıyorum normalde. 10 liralık alıyorum. Bayağı bir koca poşet ediyor. Yetiyor bize. Çınar falan da çok seviyor. Ama pazardan unuturum falan pişman diye bu Bin Vezir'in telli peynirini aldım. Pazardaki kadar güzel mi, lezzetli mi bilmiyorum. Bakacağım. 500 gramlıkmış. Kızlar süt aldım. Bayağı bir var. O yüzden gösteremeyeceğim. Şöyle her zamanki gibi ben normalde pazardan alıyorum ama kızlar gerçekten bence markette daha hesaplı geliyor bana. Şu mesela 400 gramlık, yani hadi 500 desen yarım kilo desen ve temiz de, yani güzel mantarları ne kadar, 3,5 mu öyle bir şey kızlar. Ama pazarlarda yarım kilo mantar 5 lira falan diyorlar ya, şaka gibi yani mantara. Sanki kuşbaşı et satıyorlar. Kimyon. Kızlar Bim'in zaten yaşam markasının bütün kurabiyeleri harika. Mükemmel ötesi yani. Ama denemediyseniz şu elmalı olanı kesinlikle ve kesinlikle deneyin. Bayılacaksınız çünkü. Şu şekilde bir kabı var. Şöyle açılır kapalı. Şöyle de kutu. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunu bu kutudan çıkartıyorum. Bunu bu şekilde mafroz atıyorum kızlar. Acil bir şey olduğunda çat kapı gelen misafirlerimize veya çat kapı midemiz bir şeyler isterse, şu mafroslar var, çıkarıyorum yani, yiyoruz. Güzel oluyor. Geçen gün benim tatlı krizim tuttu. Çocuğu parka götürmüştüm Çınar'ı. Bim'e uğradık. Çınar sürpriz yumurta istedi. Ve bunları gördüm Bim'de kızlar. Şu incirli kurabiyeleri gördüm. Nedir bu şey? Yani yağ oranı, toplam yağ diyor 14,2 diyor 100 gramında. Protein diyor 4,7. Bence gayet yüksek. Yani şu bence kızlar çok güzel bir şey. İçi dışı kurabiye tarzında bir şey, yumuşacık. Ve içi sırf incir kızlar. Bildiğiniz sırf incir. Ve fiyatı da çok uygun. Tanesi 1,25 mi? İçinde de bayağı bir var, şöyle sıralı bir şekilde. Bunu da denemediyseniz kesinlikle deneyin. Şunları şöyle çıkarmak istiyorum da. Şöyle çıkarayım. Parça pençük çünkü bunlar. İki de bir eğiş kalk, eğiş kalk. Canım çıktı. Şu Hindistan cevizi. Tatlımatlı için gerekiyor bazen. Hindistanlardan 4 tane aldım kızlar. Bir iki tane daha var. Onlar çıkar birazdan. Meyveyi geliyor. Şu da yine Bim'de normal çekirdek olarak da satılıyor. Böyle dürüm şeklinde de satılıyor. Biz bunu geçenlerde böyle çok acıkmıştık. Almıştık, yemiştik. Geçenlerde dedim ta Burhaniye cezaevlerinin orada otururken. Arabada yemiştik. Çok hoşumuza gitti. Çınar Yusuf da hatta çok beğendi. Bundan da 2 paket aldım kızlar. Çiğ köfteyi seviyorum. Metabolizmayı da çalıştırıyor kızlar. Çiğ köfte yiyebilirsiniz yani. Bir tane bizim yağ aldım. Çünkü nofrozda sana yağ dolu. Gerek yok. Şöyle bir tane çikolata sos aldım kızlar. Bulunsun yani böyle şeyler evde. Acil bir şeylerde misafir geleceği zaman falan illaki markete gideyim eksikleri alayım demektense dolabınızda bulunması daha iyi bir şey. Çınar Yusuf şunu aldım. Şu da işte eniştenize ait. Bir tane susam kızlar. Son anda kasanın yanındayken de iki tane sütlü çikolata aldım. Niye aldım?
Nofruz atmak için aldım aslında ama tabii Çınar Yusuf bunları yemezse attırırsa. O görmeden atarım ben. Yani niye nofruz atacağım? Çünkü yine o da acil durumlarda falan çıkartmak için. Tavuk aslında her zaman Bim'den de alıyorum ben baget ama almadım ya, niye bilmiyorum, unuttum. Tavuk unuttum. Kıymayı falan zaten kasaptan alıyoruz. Yine iki tane daha dediğim gibi şimdi salam çıktı kızlar buradan. Güzel oluyor kahvaltıda. Bir tane daha çiğ köfte çıktı şu şekilde, iki tane almış bulundum. Şunu ben seviyorum, bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Ucuz olduğu için falan değil. Seviyorum. Biz her zaman zaten benim eşim bunu yemez. Eşim köfte canı istediği zaman gider kasaptan kıymasını alır, kendisi yoğurur. O şekilde yaparız yeriz biz. Bunu sadece Çınar'la ben yiyorum. Bunu da Çınar da yemiyor. Nugget'ı ben yiyorum sadece. Tamam, zararlı olabilir ama yiyorum. Bir tane daha almışım bizim yağdan. Şöyle iki tane olmuş. Niye bizim aldım biliyor musunuz? O soleler var ya kızlar. Eşim pilav istiyor, pilav yapacağım veya misafir gidiyor. Mesela dün pilav yaptım, ben o soleyi kullanamadım. Çünkü sapsarı bir şey yapıyor ya. Pilavı sarartıyor resmen. Hiç hoş olmuyor. O yüzden iki tane özel olarak pilavlık aldım. Şu da eşimin fix kahvaltılarda. Besel tereyağı keyfi. Bunu sıcak ekmeğin üstüne sürüyor. Ondan sonra üstüne de salça, kavurduğumuz salçayı sürüyor. Bir güzel lüpletiyor. Dediğim gibi çok büyük bir alışveriş değildi. Çünkü eksiklerim bu kadardı. Eşim şaşırdı böyle. Bu kadar mı? Alacaklarım bu kadar mı dedi. Dedim bu kadar, ne yapayım yani? Zorla alışveriş mi yaptıracağım bana? Şöyle birinin 30'lusunu alıyoruz. Her zaman geçen ay da 30'lusunu aldık. Ama 30'lu yumurtaya benim buzdolabımın yumurtalık bölümüne sığmıyor kızlar. Hepsi böyle kat kat üst üste oluyor. Ne gerek var? O yüzden dedim 15'te alalım. Bitince bir daha alırız. Bitince bir daha alırız. Daha işte deterjan falan alacağım. Dediğim gibi toz deterjana geri dönüyorum. Toz deterjan alacağım ama Migros büyük marketten bakacağım. Tur Sinematik aldı da annem. Tur Sinematik kullanıyormuş. Kayınvalidem de Tur Sinematik kullanıyor. Çok memnunuz dediler. Fiyatları da çok uygun. Mis gibi kokuyor. Temiz yıkıyor dediler. Bilmiyorum. Oraya gidip bir bakalım. Eşim de şey diyor. Bim'de şu artmatikler var ya, çok güzel bu. Çok güzel diyor. Bundan alsana diyor. Ben de dedim ki artmatik değil de dedim. Fiyatı çok güzel. Ondan diyorsun değil mi dedim. Ya belki kendisi de çok güzeldir. Hiç belli olmaz yani bu işler. Ama ne bileyim, almak istemedim. Şöyle Bim'e kulaklıklar gelmiş kızlar. Benim de kulaklığım bir kısmı çalışmıyordu. İdare ediyordum bir kısmını, bir kısmı da gitti. Müzik dinlerken falan, özellikle ve özellikle telefon konuşurken kızlar. O yüzden kulaklıkla konuşuyorum ben. Hem çünkü annemle telefon konuşurken veya kimle konuşurken fark etmez. Hem telefon konuşurken hem de işimi yapmak amacıyla. 10 lira kızlar yani. Bir saniye. Çınar'la Yakup'un sesi geliyor da onları dinliyorum. Şu şekilde çok tatlı. Çok tatlı değil mi? Yani direkt ben böyle baktım. Bu ne dedim? Kulaklık dedi eşim. Ay dedim, çok güzelmiş. Alsana bana dedim. Ve yani şu olay çok güzel. Şöyle bir aparatı var. Şu şekilde kızlar. Şöyle. Bir aparat var. Yani hani bu kulaklık, çantaya atarsınız da bir ucu anahtarlığa takılır, bir ucu bir yere takılır, bulamazsınız falan ya. Bunun bir fileli olanları vardı. Aynı bu kulaklığın ailesi ama böyle kutulu değil de filesi vardı. Böyle bağlamalı. Bir de bu şekilde kutulu olan vardı. Ben kutulu olanı tercih ettim. Bilmiyorum, bu daha çok hoşuma gitti. Şurası da kirli gibi. Açalım bakalım nasıl bir şeymiş. Nasıl çıkaracağız bunu buradan? Bak uçları çıktı, görüyor musun? Çınar sürekli girip çıkıyor. O yüzden durduruyorum. Şöyle kızlar. Dış kısmı. Şu şekilde göstereyim. Şu şekilde. Şu yedek uçlarından falan yok.
sanırım içinde. Ama benim zaten bir poşet öyle yedek kulaklık ucum var. Mesela bunu kullandınız. İşiniz bitti. Şunu da tutturabilirsiniz de. Bunu tutturmaya bence gerek bile yok. Dolayıp işiniz bitti. Şöyle koyun. Kapatıyorsunuz ve bunu bu şekilde çantanıza atıyorsunuz. Çok tatlı bir şey değil mi ya? Harika bence. Ben beğendim. Deneyeceğim biraz sonra. Eğer bozuk falan çıkarsa geri götüreceğim. Öyle dedim çünkü. Evet. Sanırım. Evet, şurada beyaz ışılım beyaz sabunu. Eşim bunu kullanıyor benim. Duş jeli kullanmıyor. Duş jeli hediye aldım dedi. Ben ona da kullanmıyor. Ben kullanayım bari. Bu da klasik işte kağıt havlu. Çok kullanıyorum ben kağıt havlu. Şunun içine de İki tane poşet katlelemişim. İçerisi yıkılıyor. Hiç anlaşamıyorlar. Uğraşıyor Çınar babasıyla. Sinir ediyor. Evet kızlar, benim bu ayki market alışverişim bu kadar. Ben bu market alışverişini bu kadar yaptım ama ay sonuna kadar işte sürekli bir şeyler eksiliyor, bir şeyler çıkıyor. Telefon çalıyor. Bir saniye. Çınar Yusuf diyor ki açıyor kollarını, uçur beni baba diyor. Babası da uçuruyor ama tabi kucağına alarak böyle o kollarını açıyor. Yorulmuş adam kolları ağırmış. Biraz da ben uçurdum geldim de. Öyle kızlar, bugünlük de videom bu kadar. Bir alışveriş videosu oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Kapı çaldı, enişteniz geldi. Görüşürüz.